Merhaba sevgili arkadaşlar. MEB kazanım testlerinden temel düzeyde türev soruları çözmeyi düşünüyoruz. Bir hareketlinin T saniyede aldığı yol soruluyor. Hız yolun türevi olarak karşımıza çıkıyor. X eşittir VT diye düşünün. T'ye göre türevi V kalıyor. O zaman fonksiyonun türevini alalım. 5T karenin türevi 10T, 10T'nin türevi 10. Ve t yerine 2 yazmalıyız. Çünkü ikinci saniye diyor. Bu durumda türevimiz 10 çarpı 2 artı 10. Toplamda da 30 olacak. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar türevin tanımıyla alakalı bir soru karşımızda. Hatırlamanız için yazalım. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h. F üssü x. Burada x yerine x sıfır yazacak olursanız herhangi bir değer için bulmuş olursunuz. F üssü x olduğunu unutmayın. Bize verilen soruda bunlardan iki tane var arkadaşlar. F 2 artı h. Burada x yerine 2 gelmiş. F2 bölü h. Bakınız f üssü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Peki başka bir şey daha var. Ona dikkat etmelisiniz. F h eksi 1 artı f eksi 1. Bunu dikkatli bir şekilde yazmaya çalışacağız. Önce yazdıklarımızı bir işaretleyelim. Yeşilleri. Bu yeşiller bir türevi ifade ediyor. F 2. Yani soruda işlem yapmadan sadece tanımla da çözebilirsiniz. Sarılara dikkat edin arkadaşlar. Eksi f h eksi 1 artı f eksi 1 bölü h. Yani burada yine türevin tanımına yönelik bir ifade var. Bunu yazalım hep beraber. Limit h sıfıra giderken bu tanımı öğrenmekte fayda var. F 2 artı h eksi f 2 bölü h. Bu birinci parça yani yeşil parça eksi. Eksi parantezini alıyoruz çünkü tanımı uydurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. H sıfıra giderken eksi parantezini aldığımız için f h eksi 1. Burada eksi 1 artı h gibi de düşünebilirsiniz. Eksi f eksi 1 bölü h. İki tane türevden bahsediyoruz. F üssü 2 eksi. Eksi parantezini aldığımız için eksi geldi. Eksi f üssü eksi 1. İkinci yazılımda arkadaşlar, ikinci yazılımda eksi 1 artı h diye düşünebilirsiniz. Yani ilk sene eksi 1 gelmiş. Cevap Denizli. Üçüncü soru bir kritik nokta. Türevlenebilme sorusu. X eşittir 2 için bir sıkıntı var. Türevlenebilmek için ön şartlardan bir tanesi tanımlı olmak. O yüzden tanımsız noktalarda bir fonksiyon türevlenemez. Yani payda sıfırsa bu fonksiyonlar türevlenemez. Bakınız paydalara. Bu paydalarda 1 olmamalı. 3 ve eksi 3 olmamalı. Bunlar paydaları sıfır yapan değerler sevgili arkadaşlar. Ayrıca kritik bir nokta var. X eşittir 2 için soldan ve sağdan değerlerin birbirine eşit olması gerekiyor. Sağdan limit, soldan limit olarak da düşünebilirsiniz. Onlara da bakacağız. Ama öncelikle paydalar sıfır olmaz. Tanımsız olur çünkü. X eşittir 2'yi incelemeye başlayalım kritik nokta olarak. X küçüktür 2 ise burada limit alıyoruz sevgili arkadaşlar aslında. Fx eşittir. Soldan yaklaştığımızı belirtmek için 2 eksi yazdık. 3 bölü 1. Burada limit aldığımızı unutmayın. Biraz hızlandırarak yazdık. Peki sağdan sağdan yaklaşırsak ne olacak? Fx eşittir 4 bölü 4 eksi 9. Yani 2'nin karesi 4 eksi 9. Eksi 4 bölü 5 oldu sonuç. Gördüğünüz gibi soldan ve sağdan limitleri birbirine eşit değil. Demek ki fonksiyon burada kırılmış. Farklı yerlere gitmiş. Sürekli değil. Sürekli olmadığı için de türevlenemez.
Toplamda 4 nokta bulduk arkadaşlar. 1, 3, eksi 3 ve 2. Fakat bir noktaya dikkat etmeniz gerekecek. Limitlerin farklı olduğunu ifade etmiştik. Bir noktaya dikkat çekmemiz gerekecek. Dikkat edin. Arkadaşlar normalde 4 noktada türevsiz. 1, 3, eksi 3 ve 2. Fakat tanıma dikkat etmemiz gerekiyor. Tanım kümesine dikkat edin arkadaşlar. X büyük eşittir 2 diyor. X büyük eşittir 2 derken biz cevabı eksi 3 buluyoruz. Eksi 3 buluyoruz ama eksi 3 2'den büyük değil. Demek ki bu sayı bizim için problem teşkil etmiyor. Yani eksi 3'ü çıkarıyoruz. Geriye 3 tane değer kalıyor. Cevap C şıkkı. Dikkat etmeniz gerekiyor tanım kümesine. Arkadaşlar türevlenebilir iki fonksiyondan bahsediyoruz. Burada fx bölü gx demiş. Gx'i karşıya atarsak fx çarpı gx yani çarpımın türevi olarak karşımıza çıkacak. Dikkat etmeniz gerekiyor. Çarpımın türevi nasıldı? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Sağ tarafın türevi çok kolay. 2x. X kare 2x olarak geçiyor. G üssü 1'i soruyor bize. Demek ki x yerine 1 yazarsak G üssü 1'i elde edebiliriz. F üssü 1 artı çarpı G1 artı G üssü 1 çarpı F1. Yani x yerine 1 yazdık. Cevap 2. Burada arkadaşlar F üssü 1'i biliyoruz. F1'i de biliyoruz. Bunları yerine yazacağız. G üssü 1'i arıyoruz zaten. Fakat bir tek bilmediğimiz G1 kaldı. G1 kaç acaba? G1'in kaç olduğunu fonksiyondan bulabiliriz. Fx yerine x yerine 1 yazdık. 1'in karesi 1 artı 1, 2 bölü G1. F1'in değeri 3 olduğuna göre 2 bölü G1. G1'in değeri 2 bölü 3 olacak sevgili arkadaşlar. G1'in değeri 2 bölü 3. Artık tüm değerleri yerine yazabiliriz. F üssü 1 yerine, renk değiştirelim ki karışmasın. F üssü 1 yerine 10 yazacağız. Çarpı G1 yerine yeni bulduğumuz değer 2 bölü 3. Artı G üssü 1'i zaten arıyoruz. G üssü 1'in ne olduğunu bulmamız gerekiyor. G üssü 1 çarpı F1 soruda verilmiş 3. Eşittir 2. Artık bu denklemi çözdüğünüzde karşınıza sevgili arkadaşlar G1 değeri çıkacak. Bu denklemi çözdüğünüz zaman sorun çözülecek. Kafadan da çözebilirsiniz ama biz yine de işlem yapalım sizlerle. 20 bölü 3 artı 3G üssü 1 eşittir 2. 2 yerine eksi 6, 3, 6 bölü 3 düşünün arkadaşlar. 3G1, G üssü 1 özür diliyoruz. Eksi 14 bölü 3. Eksi 6 bölü 3'ten eksi 20 bölü 3 yaptık. Eksi 14 bölü 3. Cevap eksi 14 bölü 9. Arkadaşlar sürekli olup türevsiz olduğu diyor. Yani süreksiz noktalarla ilgilenmemizi istemiyor. Sağdan ve soldan türevlerinin eşit olması gerekir. Sağdan ve soldan limitlerin eşit olduğu gibi. Sağdan ve soldan türevleri eşit olmalı. Yani bir kırılma yaşamamalıyız. Türevlerin eşit olması için bir kırılma yaşamamalıyız. Fonksiyonda kırılan iki nokta var. Eksi 5. Sol tarafı sabit, sağ tarafı azalan. Eksi 3. Sol tarafı azalan, sağ tarafı artan. Bunlar türevlerinin farklı olduğunu gösterir sevgili arkadaşlar. Sol taraf azalan, sağ taraf artan görüyorsunuz. Eksi 3 noktası için. İki tane kritik noktada sürekli, yani el kaldırmadan çizebiliyoruz ama kırılma yaşanmış, türevsiz. Bu sebeple eksi 5 ile eksi 3'ün toplamı eksi 8 oluyor. Absisler x ekseni üzerinde bulunur, unutmayın. Eksi 5 ve eksi 3'ün toplamı eksi 8 oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar 6. soruda bir fonksiyonun tersinin türevini soruyor. Yani f eksi 1
üssü. Ama bir noktada türevi y0. Bunun için arkadaşlar 1 bölü f x0 formülünü hatırlayın ama f üssü x0. Diferansiyel biliyorsanız kendiniz ispatlayabilirsiniz ama formülle de çözülebilecek bir soru. Burada bize arkadaşlar y verilmiş yani y0 verilmiş. X'i bulmamız gerekiyor. O zaman x'i bulalım. X küp eksi x eşittir 0 olmalı. Çarpanlar ayırma yapıyoruz. X çarpı x kare eksi 1 eşittir 0. X çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir 0. 2 kare farkını hatırlayalım. X 0'dır veya 1'dir veya eksi 1'dir. Fakat tanıma göz atmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tanım kümemiz pozitif reel sayılar. Yani 0 pozitif değildir. Ve eksi 1 pozitif değildir. Onlar gider. Geriye sadece 1 kalır. Demek ki x eşittir 1'miş. Yani x sıfırımız 1'miş. Peki 1 yazınca ne oluyor arkadaşlar? Fonksiyonun türevinin 0 noktasındaki değerini istiyor. Önce türevini bulalım fonksiyonun. Kolay bir şey. 3x kare eksi 1. 3 aşağı düştü. 1 eksildi. 3 çarpı x kare eksi 1. Cevap 2. Demek ki cevabımız 1 bölü f üssü 1 eşittir 1 bölü 2. Tekrar notasyona yazalım. Eşittir 1 bölü 2. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Formülden çözülüyor. Diferansiyelle de çözebilirsiniz bu soruyu. Arkadaşlar bir parametrik fonksiyon sorusu t'ye bağlı x ve t'ye bağlı y verilmiş. Dy bölü dx'i nasıl yazabiliriz parametrik olarak? Dy bölü dt bölü dx bölü dt olarak yazabiliriz. O zaman y'nin t'ye göre türevi ve x'in t'ye göre türevini bulmak durumundayız. Bulmaya çalışalım. Bileşke fonksiyonun türevini ya da zincir kuralını hatırlamaya çalışın. Dy bölü dt yani y'nin t'ye göre türevi. 3t artı 1'in türevi 3 çarpı f üssü 3t artı 1. 3t artı 1. Dx bölü dt yine bileşke fonksiyon türevi ya da zincir kuralı. 2 çarpı gt çarpı g üssü t. G kare x kare gibi düşünün. Başa geçiyor 2. 2GT oluyor. Bundan sonrası değerlerle alakalı. T eşittir 1 için sorulmuş. Önce bir fonksiyonu genel haliyle yazalım. Ardından 1 için değerine bakacağız. 3 çarpı f 3T artı 1 bölü 2 çarpı GT çarpı G üssü T. Zincir kuralından yaptık arkadaşlar. Dikkat edin. T eşittir 1 için aldıkları değerlere bakalım arkadaşlar. Dy bölü dx'in T eşittir 1 için aldığı değer 3 çarpı f üssü 4 bölü 2 çarpı g1 çarpı g üssü 1. Yukarıda tüm değerlerin verildiğini göreceksiniz. 3 çarpı eksiliği çarpmayı düzgün yazalım. Bölü 2 çarpı 3 çarpı 3. Cevabımız eksi 1 bölü 6. Sadeleştirme yaptık. Eksi 1 bölü 6'yı bulduk. Arkadaşlar bir üstel fonksiyon türevi. Bunu logaritmaya çevirirsek daha kolay çözeriz. Logaritmaya çevirmek için dy bölü dx sorduğuna göre y'yi yalnız bırakmayı tercih etmeliyiz. Logaritma 2 tabanında 3 üzeri x eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri y. 2 tabanı seçmemizin sebebi y'yi yalnız bırakmaya çalışıyoruz. 2 tabanında 3 üzeri x. Logaritma kurallarına göre x başa düşer. X çarpı logaritma 2 üzeri 3. Şu ana kadar türev almadık. Sadece logaritma yazdık. Hassas noktamız logaritma 2 tabanında 3. Bu bir sayı arkadaşlar. Kaç olduğunu bilmesek bile bu bir sabit sayı. Yani sabit sayı olduğuna göre 3, 4, 5 gibi düşünebilirsiniz. O zaman bunun türevi ne olacak? Sabit sayı çarpı x. Mesela 5x'in türevi kaçtır?
5'tir. O zaman x çarpı logaritma 2 tabanında 3'ün de türevi logaritma 2 tabanında 3'tür. Güzel bir soru. Y eşittir 5x'in türevi nasıl y 5 oluyorsa burada da sabit sayının türevi yine çarpı x'in türevi kendisi oluyor. Çok kritik, çok güzel bir soru arkadaşlar. F üssü 5. X eksi 5'te 5 yazarsak 0 çarpanı elde ederiz ve bütün çarpımları sıfırlar. O zaman burada bir sıkıntı var. X eksi 5 eşittir 0'da bir sıkıntı var. Kritik nokta. Matematikçiler sıkıntılarla ilgilenir, problemlerle ilgilenir. Dikkat edin. O zaman x eksi 5'i bir kenara ayıralım. Bu çarpımda çarpmada yer değiştirme özelliği vardır. X eksi 5'i bir kenara ayıralım ve diğerlerine de a diyelim. Diğerlerini uzun uzun yazmaya gerek yok. X eksi 5 çarpı a gibi düşünelim. Şimdi çarpımın türevini hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? Birincinin türevi çarpı ikinciyi. Diğerlerini yazalım. Bu a nedir hocam? Sabit sayı mıdır demeyin. Bu verilen fonksiyonda x eksi 5 dışında kalan çarpanlar. Türevimiz birincinin türevi 1 çarpı ikinci a artı. İkincinin türevi çarpı birinci. Yani a üssü çarpı x eksi 5. Arkadaşlar x yerine 5 yazdığımızda x eşittir 5 için x eksi 5 0 olacak. A üssüyle çarpılınca geriye 0 kalacak. Yani f üssü x sadece 1 a'ya eşit oluyor. 1 çarpı a'ya. A kalıyor geriye. Peki bu a dediğimiz şey ne menen bir şeydir? Nasıl bir şeydir? Bakalım. X çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4. X eksi 5'i kenara ayırmıştık. X eksi 6 çarpı x eksi 7 çarpı x eksi 8. Yani çok uzun ama hayal ederseniz, birazcık düşünürseniz bulabilirsiniz. X yerine 5 yazdık. 5. 5 eksi 1, 4. 5 eksi 2, 3, 1. Arkadaşlar 5 eksi 5 0 ama onu kenara ayırmıştık. 0 yazmayacağız. Bundan sonra 5 eksi 6 yani x eksi 6 yerine eksi 1. 5 eksi 1, 5 eksi 6 eksi 1. 5 eksi 7 eksi 2, 5 eksi 8 eksi 3, 5 eksi 9 eksi 4, 5 eksi 10 eksi 5. Ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5'ten 2 tane var. 5 faktöriyellerden 2 tane var. Eksiler 5 tane olduğu için çarpımları eksi oldu. Cevabımız Edirne. Güzel bir soru, kritik bir soru. Tekrar tekrar çözmenizde fayda var. Zor bir soru arkadaşlar. Düşünmesi, stratejisi zor. Arkadaşlar yine bir parametrik türev sorusu. Parametrik türev ama bu sefer kolay bir soru. dy bölü dt bölü dx bölü dt. Direkt olarak çözeceğiz arkadaşlar. Y'nin t'ye göre türevini alıyoruz. Eşittir. 6t eksi 2. X'in t'ye göre türevini alıyoruz. 4t. Bunları oranlıyoruz. dy bölü dx eşittir. 6t eksi 2 bölü 4t. Fakat hangi noktada? Bir noktasında. Bu notasyona dikkat edin. T eşittir 1 için. 6'dan 1 çıktı 4. 4 kere 1 4. 4 bölü 4 eşittir 1. Cevap Denizli. Arkadaşlar 11. soru biraz zor bir soru. Zincir kuralı direkt olarak sorulmuş. Fakat zorluk z'den kaynaklanıyor. Küp kök u'nun türevini almak birazcık baş ağrıtabilir. Biz yine de zincir kuralımızı yazalım. dz bölü dx'i soruyor. dz bölü du çarpı du bölü dy çarpı. U y'ye bağlı dikkat ederseniz. dy bölü dx. X eşittir 1 noktasındaki türevini soruyor. Birazdan onunla ilgileneceğiz. Dikkatli olun. Küp kök u'ya ne dedik sevgili arkadaşlar? U üzeri 1 bölü 3 rasyonel kuvvet olarak yazdık. U üzeri 1 bölü 3 dedik. Dikkat edin. 1 bölü 3 başa düştü. 1 eksildi. 1 bölü 3'ten 1 çıktı. Eksi 2 bölü 3 çarpı. du bölü dy'ye bakalım şimdi. Yani u'nun y'ye göre türevi 6y eksi 2. 6y eksi 2. Üçüncü olarak y'nin x'e göre türevi de direkt olarak 2 oluyor. Şimdi arkadaşlar u, y yerine değer yazmamız gerekecek. X kayboldu zaten. X yerine değer vererek y'yi ve u'yu bulacağız. X eşittir 1 için y eşittir 2 oldu.
Y eşittir 2 ise arkadaşlar 12 eksi 4'ten U eşittir 8 olur. Bunu hesaplamayı kendiniz yapmalısınız. U eşittir 8 ise de Z eşittir 2 olur ama ona şu anda ihtiyacımız yok. Sadece U ve Y'yi yerine yazacağız. 1 bölü 3 çarpı 8 üzeri eksi 2 bölü 3. 8'in 2'nin kübü olduğunu unutmayalım. Çarpı Y yerine 2 yazarsak 12 eksi 2, 10 çarpı 2. Arkadaşlar bunlar tamamen numerik işlemler. 8'in eksi 2 bölü 3. kuvveti, 2'nin kübünün eksi 2. kuvveti, eksi 2 bölü 3. kuvveti, 2'nin eksi 2. kuvveti olur. Numerik işlemler dediğimiz gibi 1 bölü 4. Yani herkes bu işlemleri yapabilir. Türevebilmenize gerek yok. Cevap 20 bölü 12. Şıklarda 20 bölü 12 yok. En sade biçimde yazmamız isteniyor. 5 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Cevap A. Zor bir soru. Tekrar tekrar çözülmeli bu soru. Arkadaşlar bir yorum sorusuyla kapatıyoruz testi. Bir fx fonksiyonu x eşittir a noktasında hangisi yanlış olabilir? Burada türevin tanımını bilmeniz, yani sağdan limit, soldan limit olaylarını bilmeniz gerekiyor. Limit yoksa türev yoktur. O zaman türevli varsa limiti var demektir. Türevi varsa süreklidir. Arkadaşlar, sürekli değilse türevi yoktur. Bunlar doğru şeyler. Sürekli ise limiti vardır. Tabii bunun türevle alakası yok. Limit ve süreklilik konusuyla alakası var. Doğru. Ama sürekli her fonksiyon türevli olamaz.